Problemi yok. Biri kalıyor kutfasın. Hayır. Çocuklar kutfasın. Var okumuş. İsrail işte. Hoş. Filistin'in okulda nasları aynı kutu okulda ama. İsrail. Bayanlardan iki kişi. Ben davayı bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Haydi yürüyelim. Hey Katıray! Buraya babam da can verdi burası için. Terk et diyorum burayı. Terk et. Bir tane aklın çalışıyorsa terk et orayı. Git burada git. Makineyle birlikte git aklın varsa. Milletimizi belaya düşürmeyin. İki köyü birbirine düşürmeyin. Devletiz görevliyiz ya orada duruyorsunuz. Ne görevini yapıyorsunuz siz orada? Ne yapıyorsunuz siz? Delil olarak da. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Siz neyi hallediyorsunuz ya? Anne o suyu devletiyim. Halkız biz halk. Orayı fark ediyorsun. Yapmıyorsun burada yol başlıyorsun. Ne yapıyorsun iki köyü birbirine düşürüyorsun kardeşim ya? Gidin buradan. Hepiniz terk edin. Terk edin burayı. Operatörün diye gitti de makinenin üstünde bekliyorsun. Neyi bekliyorsun kardeşim? Neyi bekliyorsun? Bir küçük aklın çalışıyorsa makineni de al terk et burayı. Yalvarırım terk et. Ben evimi çocuklarımı terk ettim. Akşamdan beri burada bekliyorum. Bu gece hiç uykum yapmadım. Böyle gözümü kırpmadım. Buraya kan dökülecek gidin buradan. Ne görevini yapıyorsunuz ya? Jandarmayız diye buraya geldiniz. Neyi hallediyorsunuz kardeşim? Neyi hallediyorsunuz? Allah haydi. Her iki tarafı. O yol nereye gidiyor? O yol nereye gidiyordu? Bizim İranımızda bıraktırdılar. Şimdi burada yol yaptırıyorlar. Ne, nasıl bir iş? Hayır, önümde durma. Önümde durma. Anneme de nasıl dokun. Gazeteye bırakın, baltanı hava diye pis. Bunun bayağı bir şey. Allah'ın Osman ve şey var. Adam havla şey var ya. Şimdi de geldiler. Yeşil yolu durdurdular. Burada yeşil yolun devamı dur diye yalandan yol yapıyorlar. Bizim yaylaya doğru iniyorlar. Bu yolu kullanmak istiyorlar. Ama bu yolu onlar nasıl kullanacaklar, nasıl gidip gelecekler onu aklımız almıyor. Her davada babam da, dedem de, herkes orada. Herkes dava açtı, herkes savaştı. Her savaşta biz kazandık. Bizim malımız çünkü biliyorum ben. İlk karşıya ben geçtim. Dedim ki operatöre, makineni al da git buradan dedim. Buradan yol vermezler dedim. Gidin buradan dedim. Bir jandarma elini kaldırdı. Dedim ki bana karşı elini kaldırma dedim. Yani karşı gelmeme mecbur etme beni diye şey yaptım. Tamam teyze dedi. Geri çekildi asker de. O kadar yani. Başka bir şey. Silah çekimi olay oldu. Yüzbaşı silah çekti de o havaya ateş açmak istedi herhalde. Şu yani bize ateş açacak değildi herhalde. Yüzbaşı silahını çekti ama havaya ateş açtı yani. Millet kışkırtıcı sözler söyledi, küfür etti. Öyle. Yani bu olayı on demek istiyoruz. Çünkü bu yol, bu topluca köyü o yolu açtırmaz. Mümkünü yok. Açtırmaz. Valimiz de kışkırtıyor milleti. Yani orada diyor ki yola devam edeceksin askerle birlikte. Ama bu topluca köyü bunu kabul edemez, kaldıramaz. Çünkü orada çok kan... Benim amcam hapiste yattı oranın yüzünde.
Ederimizi yaptıkları zaman bir dava açılmadı, bir şey yapılmadı. Bize bir hak tanımadılar da. Şimdi mi dava oluyor da suç oluyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Bizim yolumuzda, bizim malımızda, bizim ederimizi, biz ahirimizde okuzu çözdük, inekleri çözdük da. Ederimizi köylü almıştı. Bizim ederimizi yaktılar, bir hak tanımadı bize. Onlar yakıyor, suç olmuyor. Biz yapınca suç oluyor. Bu nasıl bu dünyadayız bilmiyorum. Mümkün değil. Mümkün değil. Türkiye başımıza uçsa o yol devam edemez. Asla. Yeşil yolu bırakmasalar, onu devam etseler de, onu bitirseler, o zaman diyecektik ki bu yolda ona kavuşturacaklar. Bu yolu kavuşturmasınlar da, nereye giderlerse gitsinler. Ama o başladığı yol devam edemez. Ona mümkün değil. Mümkün değil. Dedelerimiz mezarda çıksa bile ona mümkün değil. Karşıdaki yol mu? Karşıdaki yol, yeşil yol devam etsin. O kavuşacağı yere kavuşsun. Ondan sonra bir şey düşünürüz. Atmak istiyorum. O olayda biz kesinlikle askerimizi dövmek, askerimize taş atmak o şekilde düşünerek gitmedik. Hiçbir zaman da bu yörede hiç kimse askerine taş atmış, askerine küfretmiş, askerine zarar vermiş değildir. Burada birçok insan komando olarak askerlik yapmıştır. Bütün herkes askerliğini, vatan görevini en iyi, en güzel şekilde yapmıştır ki Karadeniz insanını tanımayan, bilmeyen insan yoktur. Ben de komando olarak askerlik yaptım. Şunu söylemek istiyorum. Biz orada akşama kadar önce komutanlarımızla konuştuk, oturduk, sohbet ettik. Beraber yemek yedik, yemeğimizi paylaştık. Hiçbir şekilde olay çıkmadı. Yüzbaşının orada yaptığı, bazı arkadaşlarımıza yaptığı hakaretler, PKK'sınız, bu şekilde davranamazsınız gibi, gel döv, cesaretin varsa delikanlıysan gel, gömleğimi çıkarayım, rütbemi çıkarayım demesi, daha sonraki silah çekmesi, kadına silah doğrultması, hava ateş ederim diye bağırması, birçok şekilde tabii ki yüzbaşının büyük rolü var orada. Genelde orada kışkırmanın o şekilde gelmesinin sebebi yüzbaşımızdır. Biz akşama kadar orada tek hedefimiz yolu durdurmak, o makineyi geri çekmekti. Başka hiçbir amacımız yoktu. Hiçbir askerimizde hiçbir şekilde o yüzbaşının küfrettiği arkadaş kendisini tutamayıp yaptığı hareketi tabii ki biz de istemedik, kınadık. Biz de kınadık, evet. Ama kesinlikle o arkadaştan hariç hiç kimse askerlere taş, sopa, biz elimizdeki sopaları da bıraktık. Tüfeğini düşürdü, aldık elimizde, tüfeğini geri verdik. Yere yokuş olduğu için duramıyorlardı, tutmak için elinden tuttuk. Yani bu şekilde olduğumuz asker arkadaşlarımıza bazı arkadaşlarımız yanlış şekilde yorum yapıp, yok askerinize vurdunuz, yazıklar olsun. Biz burada Karadeniz insanı olarak hiçbir şekilde asla hiçbir dağımızda, hiçbir yöremizde PKK barındırmadık. Asla barındırmayız. Hiç kimse PKK olarak burada çıkmaz. Öyle bir insan burada doğmamış, doğrulmayacak da. Çünkü biz helal sütlenmiş insanlarız. Burada bütün herkes kardeşiz.